Herkese merhabalar. Bir hafta sonra yeniden karşınızdayız. Bambaşka bir mutfaktayız, bambaşka bir iklimdeyiz, bambaşka bir ülkedeyiz. Zaten bunu söylemiştik. Ee, biz o videoyu sonradan tekrar izlediğimizde bir şeyi fark ettim Ahmet. Acayip yorgun gözüküyoruz. Özellikle ben şişkin şişkin bir suratla yorulmaktan şişmişim gibi hissettim. Şimdi çok şükür daha iyiyiz, dinlenmiş olarak karşınızdayız. Sen nasılsın? Belki bu sefer ben biraz yorgun görünüyor olabilir miyim? Sıra sende. Evet. Yine çok yorucu geçti. Biz buraya geleli kaç gün oldu? 10 gün oldu. Hı hı. Çünkü biz İsveç'teki mutfağımızdan son videoyu buraya geldikten sonra yayınladık. Evet. YouTube'a koyduk. Onu önceden çekmiştik. Buraya geleli tam 10 gün oldu bugün itibariyle. Yarın bu video yayınlandığında 11 gün olacak. Ve bu 11 gün çok yorucu geçti aslında değil hı hı. mi? Hı hı. Çok beklendiği gibi doğal olarak ev bulma süreci, etrafı tanınma süreci ve bir defa o süreci hepsi birden insanı yoruyor gerçekten de. Ben o kısmı değil insanlar da sen bunu madem duyurdun Amerika'dayız şu anda. Asıl evet. asıl hikaye burada neden Tabii ki. İsveç'i 8 yıl sonra bıraktın ve ayrıldın. Bırak... Biz de senin peşinden pıtı 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 Öyle geldik. Öyle mi oldu? Ben bıraktım, <laughs> ben ayrıldım. Siz de benim peşimden pıtı 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 mi geldik, evet. İlginçmiş. Aslında bir şey itiraf edeyim. Bu kısmı söylemedi Reyhan. Reyhan istemeseydi bu iş olmazdı. Hayda. <laughs> yani tabii ki de. <laughs> e tamam sen... gerekçe benim. <laughs> ama yine de Reyhan hayır gitmiyoruz deseydi. Öyle de bir belirleyici kişiyim. <laughs> evet, tabii ki de. Ne derse bu olur. Tabii ki. Neyse. Şöyle o zaman girelim daha da uzatmadan. Belki merak edenler vardır. Çünkü yazanlar da olmuş neden diye. Basit bir karar değil. Anlaşılması zor. 8 yıl bir ülkede yaşadıktan sonra hatta bazı arkadaşlar dedi ki yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin. İsveç için söylüyoruz. E şimdi tam belki de rahata erecekken bazı kararlar peş peşe çıkacakken Nasıl? gidiyorsun. Rahata ermek bu arada göreceli bir kavram. Ne anlamda? Rahata? Ne anlamda? Yani oturumla ilgili Hı. kalıcı oturum vatandaşlıkla ilgili kastedilenler bunlar. Bir kere sen o geçen haftaki yayında söylediğin şey çok önemli ve üzücü. 8 yıl önce geldiğin gibi o ülkeden ayrıldın. Mülteci olarak başvurduğun ülkeden yine mülteci olarak ayrıldın ve kalıcı oturum değil senin geçici oturumun bile yoktu. Evet. Sen araftaydın. Evet. Ne kadar süredir araftaydın? Yaklaşık 19-20 aydır. Evet. Hatta bununla ilgili şu an seninle röportaj yapmak isteyen İsveçli gazeteci de var. Yani bu Gazeteciler normal var. üstü bir durum. Evet tabii ki onlar da üzüntülerini ifade ediyorlar. O zaman şuradan başlayalım. Biz İsveç'ten ayrılmaya ne zaman ve nasıl karar verdik? Hı hı. Belki orada senin yardımın olacak. Sen bir girizgah yapabilirsin. Ben... 2022'de 18 Mart'ta malum saldırıya uğrayıp da hastaneye kaldırıldığımda ben hastanedeyken aslında başlayan bir süreç bu. Yani Amerika'ya gelme, hı hı. İsveç'ten ayrılma süreci o zaman başlıyor. Hı hı. Nasıl başlıyor sen mi anlatırsın? Ben, çünkü ben hastanedeyim, çok hastanedeyim ilk görüşmeyi sen yaptın. Evet sen biraz böyle tane tane anlatıyorsun. Ben heyecanlı bir insan olarak hızlı anlatıyorum, hızlı geçiyor olabilirim. Ama benim için sen hastanedeyken biz işte Bülent ve Mehmet'le senin yanına geldik. Senin yaşadığını gördüm. Sana saat 11'de tekrar bir tomografi çekilecekti. İkinci tomografi ve ondan sonra senin beyin ameliyatı olup olmayacağına karar verilecekti. Biz onu evde bekliyoruz. Saat 11 civarı yani saat 11'e 11'de tomografi sonucunu alacaktı doktor ve bize bilgi vereceklerdi. Biz evdeyiz. Evde de o saate kadar hiçbir polis gelmedi. Hiçbir polis bizi aramadı. Ben hayatımda bundan daha saçma, daha ürkütücü bir şey görmedim. Tabii ki benim arkadaşlarım yanımda. Eğer burada korkuyorum deseydim o evimizde bizi alıp başka yere de götürürlerdi. Ama evdeydik ve hiçbir İsveç güvenlik görevlisi ve bu olay duyuldu, yayıldı bizi sormadı aramadı tam tersi arkadaşım haber vermek için işte polisle konuşurken polis bir türlü olayı algılayamıyor babasının yanında işte kızı sağ hani görmüş olabilir bilmiyoruz diyor babası saldırıya uğradı diyor anlatıyor bizim kızımızdan bahsediyor yani ama polis ısrarla çocuk iyi mi İsveç devleti çocuğu çok önemser İşte çocuk güvende mi gel de bak diyesin geliyor tabii ki ama gelmedi Tuhaftır, ertesi günde gelmedi. Daha sonraki günde geldi. Nasıl geldi? Yanlışlıkla geldi. Nasıl yanlışlıkla geldi? Bir yani? uygulama var. Kapıyı çalıyorsun ve o gün belki yolda karşılaşmışsın veya evinin güvenlik kamerasına bir görüntü yansımıştır diye kapı kapı gezerek sana soru soruyor. Yani bizim sokağımızdaki her eve giriyor. Girerken yanlışlıkla zili çalıyor ve evet. soruyor. Benim olayımı mı soruyor? Benim evet, yaşadığım olayı evet, soruyor. Evet, evet, evet. Bu rutin bir uygulama. Sana özel yani bize değil, herkese tek tek kapıyı çalıp olayla ilgili bir gördükleri bir şey, duydukları bir şey var mı diye sorarken bizim evin kapısını da çalıyor ama bizim olayın zaten yaşayan kişiler olduğumuzu bilmiyor. Sonra anlatırken benim çok şey bildiğimi ve ağladığımı görünce bir dakika diyor araba çünkü diyorum arabayı diyorum incelemek istemiyor musunuz parmak izi falan biz dedim güvenli olsun diye arabayı çektik mesela çünkü siz gelmediniz dedim ve biz araba açık olduğu için anahtarı da nerede hani işte senin yanına gelip oradan almıştık falan filan polisi sormadan bütün bunları yaptık dedim ve tabii ki arabayı sürmek için de direksiyona tuttuk dedim yani biz yani orada bütün parmak izi de varsa evet, herhangi bozduk. bir delil varsa diye söylüyorum. Selin de diyorsun. Ee, o da onun üzerine amiri anne arıyor soruyor. Amiri hani orada bir anda tabii ki ne işimiz var orada gibi benden özür diliyor. Ama gelmişken tekrar bütün notun oluyor. Zaten gencecik bir polisti. Rutin görevini yapıyordu. Yani şunu mu diyorsun? Her evi gezerken bizim eve de geldiler ve, ve o saldırıya uğrayan kişinin o evde yaşadığından haberi yoktu. Yoktu. Herhangi bir komşudan bilgi almaya çalışır gibi geldiler bizim eve. Evet. Sonra senin anlatımın üzerinden anladılar ki o saldırı evet. kişi yaşayan kişi bu evde yaşıyor. misin vah vah bu sefer de çok üzüldü. E çünkü düşün yeniden anlattırıyor sana. Ve çocuklar evdeydi uyuyorlardı ama Esat ya ilk öyle öğrendi zaten olayın gerçek yüzünü. Neyse burada demek istediğim benim için hep bunu sonra söyledim. Yakın arkadaşlarıma da söyledim. <laughs> Bu üçüncü günde asıl benim için vahim olan birinci günü hiç kimsenin gelmemiş olmasıydı. Biz güvende mıyız, çocuklar güvende mi, sizi bir yere alalım vesaire değil. Yani sadece sormaya bile polisin gelmemiş olması çok garipti. Gece yattıktan sonra ben işte çocuklarla yattım. Ranzada kalıyor çocuklar, esas ya üstte, alt katta ben Hafsa'yla yatıyorum. Hiç uyumadım ve zaten böyle Hafsa nasıl, Hafsa nasıl diye bilmiyorum henüz olayı çünkü. Böyle puzzle gibi tamamlamaya çalışıyorsun. Ben e, sen hatırlayacaksındır hep ne dedim? O gün o evden ayrıldım. Polisin gelmemesi bende müthiş bir güven e, sorununa sebep oldu. E, güvende hissetmediğim ne evde, ne o iklimde, ne o hikayede kalmak istemezsin zaten. Ben de aynen öyle. O gün oradan ayrıldım. Tesadüf veya değil aynı benim gibi hisseden Ahmet'in arkadaşları da vardı. Onlar da mesela e, Ahmet güvende mi? İsveç polisi gerekeni yapıyor mu diye soruyorlardı. O soru cevabı ayrıntıları söylemek istemediğim için. O arada işte Ahmet'i Amerika'ya aldıralım mı? Yani onun yolları arkadaşlar Amerika'dan bu arada. Evet, e, onun yolları var. Böyle bir şeye başvuralım mı diye ben de hani o an önünün arkasını düşünmeden zaten hani o olayı da yaşamışım. Tabii isteyen. Ben zaten de. o gece bu evden ayrıldım diyen birisisin. Evet. Hatta sadece o evden değil İsveç'ten ayrıldın o gece. Çünkü evet. daha sonra böyle ifade ettim birçok kere. Şimdi az önce de söyledim. O Mesela ülkeden ama sadece, de Evet, evden dedin de ülkeden de ayrıldın. Evet. Burada şey de e, önemli. Mesela hastaneye senin yanına geldiğimizde işte o sabah Ahmet dahil hatırlamıyor. Polis gelmiş. E, onu ilk sorgu önemli çünkü. İlk sorgulamanı yapmış senin ama yine biz yokuz. Ve yine bizim ısrarlarımızla bir takım e, güvenlik tedbirleri, kimliğin gizleniyor hastanede falan filan. Burada niye söylüyorum bunu? Bütün bunları aslında biz aramızda konuşarak daha fazla güvenlik zaafı oluşmasın diye tüm bu tarafı tersine yansıttık. Basına veya arkadaşlarına Aynen. en yakın kişilere bile farklı anlatımda hep şöyle dedik. Aşırı ilgi e, seç polisi tarafından ki o kısmı doğru. İsveç güvenliğinin en üst e, ne En üst onu? seviyede De sana muamele yapıldı yapıldığını aslında. söylüyorlar ama en üst seviyenin nasıl bir seviye olduğunu görmüş olduk. Evet. Kötü aslında bir yani. ne kadar yetersiz olduğunu görmüş olduk. O yetersizlik içinde güvensiz hissettiğin için mesela sen hastanedeyken buna şahit arkadaşlarım da var. Ben mesela Üç hafta hastanede kaldığın için evi toplayıp başka bir eve taşınmaya hazırım. Bütün bu süreci yöneteceğim, yapacağım ama çıkamıyoruz da. Hep o e, bitmek bilmeyen prosedürler ve güvenlik adı altında bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Orası güvenli olur mu? Burası güvenli olur mu? Yok. Her yerden bir kapanı sıkışma <laughs> durumu vardı o anda. Üç evet. hafta sen hastanedeyken bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama olmadı. Evet. Şimdi ben de bana bakan yönüyle anlatayım. Hastaneden artık son günlerim diyeyim rehabilitasyon kısmına geçirilmiştim. Yoğun bakım bitmişti. Bir telefon aldım. Amerika'dan Reyhan'ın bahsettiği bir dostumuzdan. Dedi ki biz eşinle konuştuk. Sorduk buraya gelmek ister misiniz? Çünkü sizi oradan çıkarmamız lazım. Orası bize güvenli gelmiyor. Buraya getirmemiz lazım. Eşinle de konuştuk. O da olumlu bakıyor. Sen ne dersin? Ben de bunun yolunun olup olmadığını sorduğumda şöyle cevap verdiler. Biz araştırdık. Buradan bir avukatla görüştük. Hı. EB1 vizesine başvurursak eğer yani mesleki sıra dışı yetenek vizesi olarak biliniyor halk arasında. EB1 vizesi, Extraordinary Ability. Gazetecilik ve yazarlık üzerinden başvurursak buradan görüştüğümüz Amerikalı bir avukat. Göçmenlik konularında çok başarılı, uzman olan bir avukat senin %51 onay alabileceğini düşünüyor. Eğer sen de tamam diyorsan Reyhan çünkü tamam diyor. Sen de onaylıyorsan biz bu süreci başlatalım. Ben de neden olmasın diye bakıyorum olaya. Aslında çok hazır değilim ama bir taraftan... Senin kafanda şöyle bir şey vardı. Yani olsun da gideriz, gitmeyiz gibi bir halin evet. vardı senin. Çok evet. da çünkü böyle geriye dönük o haftayı hatırlamıyorsun aslında. Demişsindir ama Evet evet tabii ki de. Ben çok net hatırlamıyorum. Ama şunu vurgulamam lazım. Burası önemli. Bu saldırı olmadan bir 15 gün önce miydi? Yani kısa bir süre önce ben polise giderek bir suç duyurusunda bulunmuştum. Ölüm tehdidi alıyorum. Ekran görüntüsünü veriyorum bu tehdidin. Bazı isimler veriyorum. Ve bu isimlerin, is, ya İsveç'te yaşayan isimlerden bahsediyorum. Hı hı. Bana tehditte bulunan o mafya uzantılarının buradaki arkadaşları ya da uzantıları ya da tetikçileri ne derseniz deyin. İsimler veriyorum. Ve oral olmadılar. Evet. Oral olmadılar. Ve çok kısa bir süre sonra güpe gündüz bu saldırı gerçekleşti. Öncesinde evimin önünde keşif turları atmışlar ki ben hastanedeyken gazeteci arkadaşım Erk Acarer bu olay üzerine bir video yaptı. Uh -huh. O paylaştı benim evimin önünde yapılan keşif turlarının videolarını kendilerine çekmiş olduğu videoları Erk Acerer paylaştı. Ben daha sonra hem bu videoyu İsveççe'ye çevirerek yani Erk Acerer'in videosunu hem de Erkin paylaştığı bizim evin önündeki keşif turlarının video ve fotoğraflarını polis şefine gönderdim İsveççe çevirisiyle beraber. Ama hiçbir gelişme hiçbir ilerleme olmadı. Öncesinde bir tedbir almadıkları gibi suç duyurusu üzerine hı hı. herhangi bir güvenlik tedbiri almadıkları gibi sonrasında Son. da pek oralı olmadılar. Bu çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Hayal kırıklığının da ötesinde kaygı verici bir durumdu. Kaygı verici daha önemli. Biz polise çok yardımda bulunduk zaten. Mesela bizim evimizin önüne gelirken radar var aslında. O radardan tespit edilebilir diye biz söylüyoruz. Bir fabrika var. Fabrikanın güvenlik kamerası vardır diyoruz. Aa nerede diyor? Tarif ediyoruz. Sonra ama şimdi bunlar silinir. Yani bunun ilk zamanlar olması gerekiyor zaten ki 3 gün ben zaten hastanedeyim seninle. Sonra hasta olduğum için artık hastaneye giremiyordum. Eve gelmiştim. Mesela kızımızın değil mi? Tek görgü tanığı o. Gördüm mü görmedim mi böyle direkt sorgulayamıyoruz ve bizim ona sorduğumuz sorular çerçevesinde zihninde bir farklı resim oluşur diye hiçbir şey ona sormamamız isteniyor. 20. gün geldiler e, Hafsa'nın ifadesini almaya ki önce evde alacaklar da etkilenmesin diye. Sonra işte kamera sistemi döşemek bilmem ne zor olur diye onu e, gerçi o kısımda şey yok Hafsa'yı hiç incitmeden bunlar yapıldı. Ama müthiş zorlandı Hafsa aşırı soru sorulması üzere. Çünkü bir arabadan bahsediyor Hafsa. Arabanın rengi, arabadaki kişiler, onları tarif ederken mesela sayısını söylerken 20 gün geçmiş aradan. Daha o zaman 6 yaşında zaten. Bunların kelime olarak aşırı kaygı verici bütün bunlar. Mesela senin üzerindeki kıyafetleri kaç gün sonra istediler ki ben kardeşim adli tıp uzmanı adli tıpta çalıştığı ve yüksek lisans yaptığı için bildiğim filmlerden falan Yıkamadım, almadım, ellemedim onları ama hastanede mesela onlar bir poşette koyulmuş. Hastanede çalışan hasta bakıcı demiş ki bunlar burada buruşmasın, asalım. Başka odaya alınırken o tekrar poşete koyuyorlar. Ka yani kaç kişinin parmak izi var onlarda. Sonra eve geldiler. Hastanede çok yer kaplamasın diye. Sonra polis beni aradı dedi ki o kıyafetleri görmek istiyorum. Kan izi falan var mı diye. Üzerinden yine o işte e tabii senin hastaneye çıkmana yakın gelip aldı onları. Sonra da dedi ki bunlar şey olmuş artık yani. Anlaşılmıyor bir şey dedi. İzler kaybolmuş mu? Onun aradığı çamur izi, yerde bir debelenme olmuş mu acaba gibi bir cevaptı. Ki fotoğrafta gördüğümüzde zaten bir çamur izi de yoktu. Hı, hı. Asıl böyle yani ne yapıyor bunlar acaba diye endişe evet, Şunu da ekleyebiliriz ben, bence o da önemli. Benim yaşadığım olaydan bir buçuk yıl önce yine Sürgündeki gazeteci arkadaşlardan Abdullah Bozkurt, Stockholm'da yine gündüz evinin önünde bir saldırıya uğradı. Hı -hı. O saldırı da aydınlatılmadı. Onunla ilgili de hiçbir delile ulaşılmadı. Hiçbir faile, hiçbir şüpheliye ulaşılmadı. Dosya kapatıldı. Hı -hı. Sonra ben bunu yaşıyorum. Bahsettiğimiz, bu özetlediğimiz gelişmeler oluyor. Ve ben hastaneden çıktıktan aşağı yukarı iki ay sonra o polis şefi, yani benim dosyamla ilgilenen polis şefi evimize ziyarete geldi. Hı. Ve dedi ki, hemen kısa geçeyim orayı. Çok uzatmadan. Dedi ki, dosyanız kapatılıyor. Çünkü hiçbir delile ulaşılamadı. Şimdi bunun daha iyi anlaşılabilmesi için şunu eklemem lazım. İsveç bürokrasisini, İsveç geleneklerini, kültürünü bilmeyenler için. İsveç'te Avrupa'nın geneli de öyledir belki ama İsveç'te fazlasıyla bu hakim. İşler kolay kolay ilerlemez. Yani Çabucak bitmez, çabucak sonlandırılmaz. Çok ağır ilerler. Çok dikkatli, belki titiz ama uzun sürer. İki ay gibi bir sürede İsveç'te böyle bir dosyanın kapatılması gerçekten son derece olağan dışı bir durum. Çok şaşırtıcı bir durum. Bu kadar kısa sürede kapatılması akıllara direkt siyasi müdahaleye getiriyor. Yani... Sen orada siyaseten de kendini güvende hissetmemeye başlıyorsunuz. Oradaki siyasi iradenin arkanda olmadığını düşünmeye başlıyorsun. Evet. Bu kadar kısa sürede kapatılmaması lazım. Hı hı. Ve dosya kapatıldı. Bunların hepsi bakın adım adım bir çentik atıyor sizi bir yere doğru sürüklüyor. İlk evet. başta çok fazla zihninizde çok güçlü olarak canlanmamış olan bir hedef ya da var olmayan bir hedef. Bakalım nasıl olacak? Bir zarar gelmez diye baktığınız bir şey zamanla ete kemiğe bürünmeye başlıyor. İşte böyle böyle o yollar, o taşlar döşeniyor. Kırılmalardan bir tanesi dosyanın iki ayda kapatılması oldu. Ben şeyde o gelen polis, bizimle hep ilgilenen polis, komiser mesela şunu söyleyebilirim. insanlık olarak çok iyiydi. Çok alakalı ile mesela iletişimi, esas ile iletişimi, benimle iletişimi harika. Böyle son gün işte artık dosyayı kapatıyoruz demeye geldiğinde ki hem bir de böyle çok hızlı postayla hakikaten kapatıldığına dair olan o yazı, resmi evrak geldi. Muhtemelen o haber verdiğinde posta yola çıkmıştı yani o kadar söyleyeyim. Gitmiyor. Bize bunu söyledi, deklar etti. Sonra gitmiyor. Böyle kendi aramızda Türkçe dedik ya niye gitmiyor? Aslında sonra mesela düşündüm Ahmet'in tepkisini ölçüyor. Çünkü Ahmet olayı yani ikimiz de. Yani nasıl karşılayacağım? Acaba bunu büyütecek miyim? Evet. Ya da Çok basına sert bir reaksiyon mu göstereceğim? Evet, yansıtacak mısın, anlatacak mısın? Evet, bunu misin? anlamaya çalışıyor. Ne bu satıyor çünkü durumun ne kadar olağan dışı olduğunu, ne kadar vahim olduğunu o da biliyor aslında, hmm. farkında. Hı hmm. Evet. Orada bekledi. Sen ne yapacaksın? İki bir saat sorayım. kadar kaldı yani bizim evet. evde. Artık söyleyeceğini söylemiş. Ondan evet. sonra kahvesini de içmiş. Yapacak bir şey yok yani mesela. Evet. Teşekkür ederim. Ayrılması gerekirken bir türlü gitmedi. Gitmemesi böyle. Ben de hala hatırladığım bir şeydir. Hatta onun üzerine Instagram'da bir paylaşımda yapmıştım. Hatırlıyorum evet. Burada o senin söylediğin sen karşıya doğru itilme olarak görüyorsun. Ben var olduğun yerden diyelim buraya bir dağ gibi düşün. Sen üstesin. Yavaş yavaş buranın yontulması olarak veya görüyorum. erimesi. Evet, aynen Yavaş erimesi. yavaş çökmesi, zeminin yavaş yavaş eksilmesi, evet, kayması. Eksilmesi yani. Evet, bir heyelan durumu. Sen giderek orada artık aşağıya doğru iniyorsun her anlamda. Yani bir cevap olarak düşündüğün zaman mesela sana Saldırıdan sonra en sık sordukları soru neydi? Meslek olarak bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Hem bir taraftan da diyorlar ki e, demokrasi adına... Senin konuşmaya devam etmen lazım. Biz bunu önemsiyoruz. Çok önemsiyoruz diyor. Ama bir yandan da güvenliğini korumayla ilgili hiçbir olay yok. Tam tersi dosyayı kapatıyoruz diyor. Evet. Bu arada sana mesela yorumlar geliyordu. Sen o zamandan hatırlamazsın. Bunu sen kendi kendine planladın. Oturum almak için işte falan filan diye. <laughs> Oturum almayı bırak. Dava açacak bir zemin bile yok ortada. Evet. Onlara göre. İsveç'e göre yani. Hı hı. Daha sonrasında da bununla ilgili hiçbir ilerleme olmadı. Hiçbir delil ulaşılamadı. Bir kanatı ulaşılamadı. Ve sonrasında NATO kriziyle beraber Türk hükümeti ve Türk istihbaratıyla İsveç Hükümeti ve istihbaratının ortak çalışması daha da arttı, ilerledi, yoğunlaştı ve başka başka komplikasyonlar da ortaya çıkmaya başladı. Hı hı. Mesela bu bahsetmiş olduğumuz süreç güvenlikle alakalı, güvenlik riskiyle alakalı bir durum. Bizim İsveç'ten ayrılma kararı almamızda, Amerika'ya gelme kararı almamızda etkili olan birinci faktör buydu hı. güvenlik. İkincisi ise yine bununla bağlantılı addedilebilir belki mesleği yapmayla alakalı yasal statüyle ilgili bir türlü aşamadığımız sorunlar yani oturum sorunları bunlar paralel olarak ilerliyor. Ben hastaneden çıkıyorum Nisan başlarında ortasına doğru çıktım Mayıs ayında bir buçuk yıldır beklediğim oturum kararı geldi. Nasıl geldi? Red olarak geldi. Yani oturum kararından kastım şu ilk iltica başvurusunu yapmışız. O onaylanmış 3 yıllık bir oturum almışız. 2021 yılında o oturum dolmuş. Siz uzatmaya başvuruyorsunuz veya kalıcı oturuma başvuruyorsunuz. Ben kalıcı oturum kriterlerini karşıladığım için evet. kalıcı yani süresiz oturuma başvurdum. Devlete artık vergi veriyorsun evet. yasal olarak. Kriterler nedir? Kendi yanında kavrulduğunu ispat edeceksin. Hı hı. Devlete yük olmadığını, sosyalden geçirmediğini ki biz daha önce de de sosyalden yardım almadık. Hı hı hatta ben iki yıllık bir destek süresi var. O süre boyunca size devlet bir maddi destekte bulunuyor. İsveç'e kursuna gitmeniz karşılığında. Hı hı. Onu da ben bitirmeden daha öncesinde ayrıldım. Çünkü dedim ki ben işte freelance gazeteciliğe başladım. Patron ve YouTube üzerinden gelirim oluşmaya başladı. Hı hı. Ben artık bu et etablering deniliyor. Etablering sisteminden çıkmak istiyorum hı hı. deyip çıkmıştım. Hı hı. Yani geçimimi sağlıyorum ve istenen vergiyi veriyorum. Dolayısıyla ben burada istenen kriterleri karşılıyorum. Ailemi geçindiriyorum. Size yük değilim. Evet. Siz de bu vaatte bulunuyorsunuz. Siz zaten, Bunları yaparsan sana oturum veririm evet, diyor. Süresiz oturum veririm diyor. Ben de onu başvurmuşum. Saldırı olduğunda işte bir buçuk yıl geçmiş aradan hala bir cevap gelmemiş. Mayıs ayında bir cevap geliyor. Ne cevabı geliyor? Red evet. cevabı geliyor. Red de diyor benim başvurumu. Gerekçe olarak ne söylüyor? Sen freelance gazeteci olarak bize güven vermiyorsun, geçimini sürekli olarak sağlama noktasında bize güven vermiyorsun. Yani senin mali tablon istikrar vaat etmiyor, hı hı. stabil görünmüyor. Hı hı. Freelance gazeteci olarak belki bugün bir takım gelirlerin var, Patron <laughs> üzerinden şey, gerek yok yani. önemli, şöyle ha. önemli, mesleğini yapıp yapamamakla alakalı bir durum bu. Bu arada ama sana mesela bu oturum gelmediği için pasaport da sıkıntıya giriyor. Mesela mesleğini yapmıyorsun ama mesleğini yapman için Amerika vizesi almak istediğinde, buraya bir röportaja gelmek istediğinde vizeni de engelliyor. Yani senin için e, oturumun o... bundan daha önceki 2018 yılında veya 2019 yılındaki bir reddi o. Ama burada bu gerekçeyle benim oturum talebimi reddediyor. Hı -hı. Aslında, ama... bu demek. Hı -hı. Aslında bu şu demek. Aslında bu şu demek. burada Gazetecilik yapma demek. Aslında işin Türkçesi bu. Hı hı. Çünkü ya ben şimdi bir İsveç gazetesine ya da televizyonuna girebilecek durumda değilim. İsveç'te en fazla işsiz olan meslek grubu gazeteciler zaten. Hı hı. İsveç'te çok az radyo televizyon kuruluşu var ve çoğu da devlete bağlı zaten. Şimdi bu tablo içerisinde İsveçli gazetecilerin bile çoğunun freelance gazetecilik yaptığı bir ortamda benim de mecburen eğer bu mesleği sürdüreceksem ki ben İsveç'e onun için gelmişim. Ben Türkiye'den niye ayrıldım? Mesleğimi yapabilmek için, özgürce evet. yapabilmek için, özgürce yazabilmek, konuşabilmek için. İ yani İsveç o yüzden gelmişiz. Çünkü İsveç gözümüzde bir demokrasi kalesi 70'lerden itibaren hı. hatırlayalım. Yaşar Kemal'leri, Zülfü Livaneli'leri, daha birçok aydın gelmiş geçmiş buradan. Hı hı. E bizim zihnimizdeki imajı da bir demokrasi kalesi. O yüzden buraya geliyorsunuz. Mesleğinizi özgürce sürdürebileceğinize inanıyorsunuz ama bir gün hem güvenlik açısından hem de oturum statü açısından karşınıza mesleğinizin bir engel olarak çıkmaya başladığını görüyorsunuz. Evet. Benim için değil, onlar için bir engel. Diyor ki bir İsveç şirketinde veya kurumunda bizim Türkiye'deki bilinen tabirle söyleyeyim, hizmet sektöründe. Yok kadrolu sigortalı, iş kalıcı iş yani memurluk hmm. gibi ya da böyle uzun vadeli bir iş elde et. O zaman sana süresiz oturum vereyim ama freelance gazeteciliği ben stabil görmüyorum, bundan dolayı reddediyorum diyor. E şimdi bu gerekçe ortadayken bu şu anlama da geliyor aynı zamanda en azından yorumum öyle olmuştu. Bir sonraki sefer de çünkü şimdi bu sefer bana red, red veriyor ama ne yapıyor Onun yerine bir geçici oturum veriyor iki yıllık bir buçuk yılı geçmiş olduğu için zaten 6 evet. aylık bir oturum veriyor. Ben altı <laughs> ay sonra bir daha başvuracağım, yine o zaman aynı gerekçeyle red, red yiyeceğim ben. Yine iki yıllık süresiz oturuma başvuracağım. Peki bunun handikapı ne? Pardon 2 yıllık geçici oturuma başvuracağım. Bunun handikapı ne? O da şu. E, vatandaşlığın ön şartı süresiz oturum sahibi olmak. Eğer süresiz oturum sahibi değilsen vatandaşlığa da hiçbir zaman başvuramıyorsun. Evet. Ya Bu ila nihayet böyle bir gidebilir. Bilemiyoruz ki şartlar ne getirecek. İşte bir NATO krizi başladı her şey alt üst oldu. Evet. Zaten 2015'ten beri her şey İsveç'te mülteciler aleyhine gelişmiş. Yoğun Suriyeli akınıyla beraber bütün mevzuat, yasalar, göçmenler aleyhine, vatandaşlık aleyhine, süresiz oturum aleyhine çıkmış, değişmiş. E bir de bunun üstüne Türkiye ile yaşanan krizleri ekliyorsunuz. Bir de kendi özel durumunuzu ekliyorsunuz. Karanlık bir tablo çıkmaya başlıyor evet. karşınıza. Türkiye'nin mesela e, sözden gazeteci istediği zaman verip veremeyeceği konusunda da bir zihninde bir soru işareti oluşabiliyor. Yani o kadar çok. ...değişebiliyor ki İsveç? Tabii ki. Bu bir güven kırılması var yani... ...Bülent Keneş'in Tabii Keneş ki de. Evet, Bülent sonra... Keneş'i gündeme getirdiğinde... ...Erdoğan, bazı İsveçli gazetecilerin... ...şunu söylemesi beni şaşırtmıştı. Soruyorum mesela... Hı -hı. ...herhalde böyle bir ihtimal yoktur. Bilemiyorum... Hı -hı. ...gibisine İsveçli gazeteciler... ...belli olmaz. Yani evet... ...yüzde yani 99 reddedilir... ...tabii ki ama... Yine de işin içerisine siyaset girince, siyasi ilişkiler girince e çok da emin olamıyorum gibi cevaplar aldığım için bazı İsveçli gazetecilerden çünkü o sırada benden de görüş alıyorlardı. O diyaloglar sırasında şaşırıyordum. Şimdi bu tablo var önümüzde ve aynı dönemde ben yine İsveç makamlarına Başka bir oturum başvurusunda daha bulunuyorum. O da yasal olarak aslında kriterlerini karşıladığım bir şey. Nedir o? Avrupa Birliği oturumu. 5 yıl boyunca Avrupa Birliği ülkelerinden birisinde yaşamış olan birisi eğer geçimini sağlıyorsa Avrupa Birliği oturumunu almaya hak kazanıyor. Ona başvuruyorum. Aynı gerekçeyle yine İSV makamları red veriyor. Mahkeme itirazda bulunuyorum. Ona da red geliyor. Ona da red geliyor. Her ikisi içinde Avrupa Birliği Onun oturum için. sürecine başvuruyorsun. Ona da red geliyor. E, ona da red geliyor. Diğer taraftan ne oluyor? Amerika ayağında. Amerika'ya ben ne için, ne üzerinden başvuruyorum? Gazetecilik ve yazarlık üzerinden, hı. yani mesleğim üzerinden. Hı. Oradaki kriterler, e, yani her gazeteci, her yazar gidebilir mi? Bir Hayır şey, tabii ki işte hı. şöyle, o yüzden extraordinary ability, yani sıra dışı bir kabiliyetinizin olması gerekiyor. Bunu, bunda e, Amerikan makamlarını, bunu buna onay veren makamları, ikna etmeniz gerekiyor. Bunun bazı kriterleri var. O kriterlerden ya tamamını ya da bir kısmını karşılamanız gerekiyor. Şimdi burada çok enteresan olan ve mutlaka zikredilmesi gereken noktalardan birisini hani ben hastanedeyim, Amerika'daki arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan bir tanesi Reyhan arıyor konuşuyor önce sonra benimle konuşuyorlar ve bir Amerikalı avukattan bahsediyorlar. Ona danıştık, o senin alabileceğini düşünüyor diyorlar. O avukatı burada anlatmamız gerekiyor. <laughs> O beyefendi ki kendisi Amerikalı bir avukat. Benim hikayemi dinledikten sonra ve okuduktan sonra başıma gelenleri öğrendikten sonra buna çok etkileniyor ve diyor ki ben bu arkadaşın dosyasını ücretsiz olarak üstleneceğim. Yani bu EB1 başvurusunu ücretsiz olarak üstleneceğim diyor. Herhalde Amerika'dan bizi izleyenler bunun ne kadar büyük bir kıyak olduğunu, ne kadar büyük bir jest olduğunu, ne büyük bir yardım olduğunu takdir edeceklerdir. Peki... Çünkü Amerika'daki en büyük Evet. avukatlık masrafları, hukuk masraflarını söylemeye bile gerek yok. Evet, İsveç'te de öyleydi, Avrupa'da da öyleydi. Bilhassa Amerika'da. Evet. Peki emin miyiz? arkadaşlarının kendi evet. arasında para toplayıp belki de senin avukatlık ücretini ödemişlerdir ama sen ezilme diye sana öyle söylemişler. Gerçekten böyle bir ücretsiz ve gönülden hikayenden etkilenmiş bir avukat var mı? Var, evet. Reyhan bunu bana hep sordu. Ben de ilk başlarda sormuştum bu arkadaşlara. Evet, gerçekten de bu avukat senin hikayenden etkilendiğini söyledi ve ücretsiz üstlendi demişlerdi. Daha sonra yine ya bu soru özellikle Reyhan'da hep var oldu bu kuşku. Evet, çünkü çok e, sıra dışı. Ücretsiz. Beklenmedik olabilir. bir durum. Amerikalı evet. bir avukatın böyle bir Ya dosyayı. ben senin hikayenin farkında değilim. Bilemiyorum artık. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> ee, da karşı tarafta hem çok iyi hem. E ya onu bir daha sordum. Yakın zamanda bir daha sordum. Şimdi bu videoyu izleyen o dostlar bile buradan öğreneceklerdir. Hmm. Bunu çok iyi bilebileceğini düşündüğüm birisine sordum. Hmm. Bu süreci yakından takip etmiş olan birisine. Hmm. Böyle bir ihtimal aklımıza geliyor ama var mı sizce bunun bir gerçeklik payı diye sorduğumda hayır hayır dedi. Gerçekten o avukat dedi. Bu dosyayı ücretsiz olarak üstlendi dedi. Hakikaten çok da iyi iş çıkardı. Hı hı. Bu yaklaşık iki yıl devam eden bir süreç. Hı hı. Bu süreç boyunca bu avukat zaman zaman bazı işleri ağırdan alsa da sabrımızı zorlasa da ama iyi bir iş çıkardı ve nihayetinde Amerika benim başvurumu onayladı, kabul etti ve bana EB1 vizesi ne demek şu? Gel benim ülkemde mesleğini icra et benim ülkeme katkıda bulun. Ya yani bu doktorluk olabilir, müzisyenlik olabilir, bir spor dalı olabilir, hmm. gazetecilik, yazarlık da olabilir. Birçok meslek dalında geçerli. Hmm. Gel benim ülkeme katkıda bulun diyor. Sen sıra dışı birisin, yeteneksin kendi alanında, kendi dalında ve ben seni önemsiyorum diyor. Hmm. Bunun için sana bir kalıcı oturum veriyorum diyor daha, daha gelmeden daha ülkemde yaşamadan ve green card veriyorum diyor. Yani çekilişe girmeden green card veriyorum diyor. Yani benim hak kazandığım şey buydu. İsveç'ten Sadece seninle değil, sen ve ailenle. Ailemle söylüyor. beraber. Evet, evet. Ve bu şimdi ilginçlikler bitmiyor tabii burada. <laughs> Sonrasında neler yaşadık? Zoru severiz cümlesini artık kullanmayacağız. Bence kullanmamalıyız evet. zaten. Dedikçe böyle daha çok Daha fazlası geliyor. <laughs> şunlar oldu. Aslında bu onay çıkalı neredeyse bir sene olacak bir iki ay sonra. Peki niye şimdi gelebildik? Yine orada anlatmamız gereken noktalar var. Meselenin İsveç'e bakan boyutuyla ilgili. Evet. O da şu. Amerika ayağında işler çok hızlı ilerledi. Prosedürler tamamlandı. Ve dosya yılbaşı itibariyle, 2024 yılbaşı itibariyle Amerika'nın Stockholm Büyükelçiliği'ne gönderildi. Bizim sürecimizi bundan sonra Büyükelçilik takip edecek. Bir interview olacak, mülakat yapacaklar ailecek. Bir sağlık geçeceğiz, sağlık raporu alacağız. Ve oradan vizelerimiz basılacak. Sonra biz buraya geleceğiz, Amerika'ya geleceğiz. Nereye takıldı peki? Nereye takıldı? Şuraya takıldı. Öncelikle bir başvuru yaptık. Büyükelçiliğe dedik ki güvenlik riskinden dolayı biz sürecin hızlandırılmasını istiyoruz. Onlar hemen kabul ettiler. Hemen interview tarihi vereceğiz dediler. Yalnız bize hemen şu belgeleri temin edin ve gönderin. Birinci madde şuydu pasaportların fotokopileri. Şimdi bende pasaport yok. Zaten iltica başvurusu yaptığımızda Türk pasaportlarını İsveç makamlarına teslim etmişiz. İsveç'ten de bize oturumlar geldikçe geçici seyahat belgeleri veriliyor, travel document veriliyor. Çocuklarımız İsveç vatandaşı oldu. Anne baba olarak biz olamadık. Reyhan'da geçici oturum var. Dolayısıyla geçici bir travel document var. Onun son kullanma tarihi belli. Bende ise yok. Niye? Ben çünkü Az önce anlattım ya hani biret almıştım hastaneden çıktıktan sonra 6 evet. aylık geçici bir oturum vermişlerdi. O 6 ay doldu. Yani 2023 Şubat'ında 6 ay doldu. 2023 Şubat'ında ben tekrar süresiz oturuma başvurdum. Evet. Ve biz işte Amerika Büyükelçiliğinden bu sürece dahil olduğumuzda hala oturum kararı beklemekteydim ben. Oturumunda da yoktu geçici seyahat belgen de yoktu. O zaten oturum süreniz bittiğinde seyahat belgenizin, geçici pasaportun da süresi doluyor. Yeni oturumla beraber bir daha siz travel dokümanta başvuruyorsunuz. Hı hı. Ondan sonra yine oturum süreniz kadar bir geçici seyahat belgesi alıyorsunuz. Pasaporta çok benziyor. Ama travel document bu süreli. Peki gösterelim. o zaman Amerikan elçiliği ne dedi? Yani aile 4 kişi 3 tanesinin pasaportu var. Yani interview yapabilecekler ama asıl senin üzerinden biz aldığımız için. Ben tabii onu gönderince dediler ki bu expired olmuş yani süresi dolmuş bunun. E seni gönderemeyiz. Yani çünkü bizim vizeyi bir şeye basmamız lazım. <laughs> ne yapacağız? Şunu yapabil, mecburen şunu yapacağız. İsveç'in sana bir oturum vermesini bekleyeceğiz. O zamana kadar dosyanı rafa kaldırıyoruz. Çünkü sana elinde sonunda bir belge verilecek. O zaman tekrar başvur. Hı hı. Bizim normalde düşüncemiz, çünkü süreçte hızlandırıldığı için, Haziran'ın ortasında okullar kapanıyor İsveç'te. Evet. Okullar kapanır, biz de toparlanır Amerika'ya geliriz. O yaz boyunca işte ev ara, çocukların okul kaydını okullarına ara bul. Yeni sezonu çocuklar burada başlar diye düşünüyoruz. Hı hı. Ama öyle şeyler yaşanmaya başladık işte Şubat Mart'tan itibaren ben sık sık İs İsveç'teki göçmen e, ofisine yazıyorum. eee Case ofisleri dosya ona yazıyorum. Önemli. Yani sen e feragat ettim kalıcı oturum hakkından ve dedim ki bana geçici verin. Evet. Ben bu kriterleri karşılığı olmama rağmen kalıcı oturum hakkından feragat ediyorum. Bana geçici oturum verin. Neden bu neden bunu dedim? E çünkü bir an önce artık bir oturum alayım. Evet. Bir geçici pasaport alayım istedim. Çünkü süresiz oturum olunca inceleme süresi daha uzun sürüyor. Evet. Geçici oturumları daha kısa sürede veriyorlar. Nitekim Reyhan'ın geçici oturumu var, geçici travel document var. Benimki de hızlı olmadı ama Seninki de Hüsmeten. hızlı olmadı mı? bana göre hızlı. Evet. E, ee, ve ben ilk başvuruyu yaptıktan 2023 Şubat'ından bir sene sonra hatta 13 ay sonra falan bir yazı yazıyorum göçmen ofisine. Diyorum ki ben artık süresiz oturum hakkından feragat ediyorum, vazgeçiyorum, geri çekiyorum. Bana geçici oturum verebilirsiniz diyorum. Geçici oturumun tek bir şartı var. Size iltica hakkı verilirken o zamanki taşıdığınız şartların, kriterlerinin devam edip etmemesi. Devam ediyor olup olmaması. Yani ben Türkiye'deki şartlardan dolayı gelmişim. Ve İsveç'e iltica başvurusunda bulunmuşum. Onay almışım. Ve şartlarım hala devam ediyor. Yani Türkiye'ye geri dönemem. Dolayısıyla bu devam ettiği için otomatik olarak zaten geçici oturum veriliyor. Uzatılıyor yani. Buna başvuruyorum. Ve onunla ilgili de karar gelmiyor. Aylar geçiyor. Mevzuya sadece benimle ilgili değil, başkalarının dosyalarıyla ilgili de İsveç istihbaratının da dahil olduğu skandal ortaya çıkıyor. Bununla ilgili İsveç gazetecileri haber yapıyor. Bazı gazetelerde çarşap çarşap yazılar çıkıyor. Skandal şu göçmen bürosu, Migrasusverket. Bu süreçte gelmiş olan Türklerin başvurularını oradaki istihbarat servisine Sepoya, İsveç istihbarat servisine danışıyor. Oradan bilgi alıyor. Başvurucuyla ilgili olarak normalde bunu yapmaması gerekiyor. Hı. Veya hatta işin içerisinde dış işleri karışıyor. Bu bir skandal olarak patladı. Evet. Bazı İsveç gazetecileri bunun üzerine gitti ve haber yaptılar. Şimdi benim dosyamın da böyle bir şeye takıldığını tahmin ederek ben de başvuruyorum. Böyle bir görüşme yapılıyor mu bu kurumla, yazışmalar yapılıyor mu diye bana normalde resim olarak cevap vermek zorundalar belli bir süre içerisinde. Ama cevap. A ama gelmiyor. bana bu cevap da gelmiyor. Sonra tekrar gelmediğim için itiraz ediyor, İtirazlarım reddediliyor. Sürekli or kuruma yazıyorum. Neden bir karar çıkmıyor? Daha neyi bekliyorsunuz? ama her ne, hafta mail atıyorum, her hafta mail atıyorum. Böyle çok kibar cevaplanıyor, üzgünüz, utanç duyuyoruz böyle size. Biraz cevap daha sabredin. Dosya için. yükümüz çok ağır. Evet, şu an tatil sezonu bile. Ama denecek o belli noktada. bir tarihe kadar oldu. Ondan sonra hiç cevap gelmemeye evet, sonra başladı. Sonra cevap gelmedi. Sonra ne işte. oldu? Okullar kapandı, aylar geçiyor, yaz geldi. Şimdi hala bir ilerleme yok ve bir karamsarlık başladı. Sonra ben dedim ki belki de şimdi IBAN vizesi nasıl işliyor bilmediğim için belki de vizenle ilgili bir süre dolacak. Bunu nasıl emin olabiliriz diye sen Amerikan elçiliğine bir mail attın. Evet. Ben yani benim durumumda bir iyileşme Amerika yok. Amerika elçiliğine yaz ortasında bir mail attım. Dedim ki İsveç'ten bana oturum beklediğinizi söylemiştiniz. Aylar geçti. Hala bir ilerleme yok. Hala travel dokumentum yok. Benim dosyamdaki güncel durum nedir? Hı -hı. diye Biraz sıcak tutmak için yani unutulmasın diye mail attım. Çok şaşırtıcı bir şekilde bir gün sonra bana şöyle bir cevap geldi. Süresi dolmuş pasaportunuzla yani travel dokümantınızla beraber şu tarihte 15 gün bile yoktu. Yanlış hatırlamıyorsam 13 gün vardı. 13 gün sonrasına interview tarihi verdiler bize. Elçiliğe çağırdılar ailecek. Bu çok hmm. sürpriz bir gelişmeydi Çok çünkü. Sürpriz ve bizim de o anda çok yakın arkadaşımızın abisi vefat etmişti mesela böyle çok herhalde gerçek değildir çünkü senin hala pasaportun yok hala oturumun yok kadar şüphedeyiz yani tekrar mail attım yani evet bir daha teyit etmek için dedim ki benim durumda bir değişiklik yok hala bir pasaport veya seyahat belgem yok buna rağmen mi çağırıyorsunuz diye Aynen. sordum evet süresi dolmuş olan seyahat belgenizle ya yani da travel dokümantla beraber gelin dediler. Evet. Bu bizim için sıra dışı bir durumdu. Evet. Sürpriz hiç bir bir yandan kapatırken Amerika'da bir yandan o kıskacı açıyor aslında. Evet. Ve gittik biz. Nasıl yapacaklar? Özel bir muamele ya da özel bir belge hazırlanabilecek herhalde diye düşünüyoruz biz. Çünkü bunun örnekleri var. Gittik. Görüşmeyi yaptık. Bize vizeyi vereceklerini söylediler. Sağlık raporuna girmişti, Hızlıca daha doğrusu sağlık taramasından geçmiştik. Rapor çıkacak ve bize bize vizeyi basacaklarını söylediler. Sonrasında kısa bir süre sonra ben hala emin olmaya çalışıyorum. Aslı sonrasında hızlıca şöyle bir gelişme oldu. Bana yine elçilikten dediler ki bir bilet alın Amerika'ya ve bize hangi tarihte hangi havaalanından giriş yapacağınızı, hangi güzergahtan gideceğinizi bildirin. Biz de ona göre bu havaalanlarını bilgilendireceğiz. Evet, çünkü pasaportunun süresi dolmuş bir adam var. Oturumu olmayan bir adam. Yani İsveç'ten çıkarken de İsveç gümrüğü mesela oturumu yok, pasaportu yok. Bir yere gitmeye çalışan bir adam var. Delice bir şey aslında bu. Özel bir vize olsa da pasaportunun süresi yok senin. Oturumun da yok evet. yani. Anormal bir durum yaşanıyor. O yüzden e, havaalanları çıkacağın ve gireceğin önceden bilgilendirilmesi gerekiyor. Evet, e, bu şu demek oluyordu? Yani artık İsveç'in bana bir oturum vermesini ve seyahat belgesi vermesini beklemeyeceksiniz evet. diye sorduğumda evet, sizin için bir özel çıkış belgesi hazırlanıyor ki bu bana özel değil. Benzer durumda olanlara özellikle de herhangi bir yerden pasaport alma şansı olmayan hani böyle vatansız olanlar evet. veya bir havaalanında sıkışık kalmış olanlar için uygulanan istisnai bir durum zaten ismi de oradan geliyor Waiver denilen bir durum var bir belge hazırlanıyor tek sayfalık mevzuatta bunun karşılığı var tek sayfalık bir belge hazırlanıyor ve sizin için oraya bir vize basılıyor evet. bu soğuk savaş yıllarında Aslında Sovyetler için sovyetlerden kaçacak olanlar için Geliştirilmiş bir uygulamaymış ama daha sonra pek hatırlanmıyor. Naim Süleymanoğlu da bu şekilde e, Avustralya'dan Türkiye'ye getirilmedi mi? O da elçiliğe sığınıyor, elçilik onu özel izinlerle Türkiye'ye getirtiyor aslında. İngilt, Belki farklı. Londra'da önce Londra'ya götürülüyor biliyorsun. Londra elçiliğinden getirilmişti Naim Süleymanoğlu. Hmm. Türkiye'nin Londra elçiliğinden benzer bir şey ama işte bu avukatın yeteneklerinden birisi orada ortaya çıktı. Bu mevzuata çok hakim olduğu için hmm. aslında çoğu resmi makamların ve resmi görevlilerin bile bilmediği ya da hatırlamadığı bir noktadan yakalayıp buna başvurdu. Mevzuatta böyle bir şey var, waiver. Hmm. E, waiver edebilirsiniz dedi. Yani pasaport olmadığı için ona özel bir belge hazırlayabilirsiniz. Önce bu reddedilmişti. Evet, evet, evet. Çünkü denildi ki Ahmet'in durumu öyle değil. Nasıl olsa ona İsveç makamları evet. bir oturum verecek eninde sonunda verecek ve o zaman eninde sonunda bir seyahat belgesi olacak. Biz onu bekleriz demişlerdi ama daha sonra fikir değiştirdiler ve tamam gel dediler ve bana bu belgeyi vermeye razı oldular. Ne Önce neden fikir değiştirdiler? Bunu hiç bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Yani, yani. acaba İsveç makamlarıyla görüştülerde karşılıklı bir anlaşmam oldu onlar. E, biz koruyamıyoruz. Ama e, o zaman dedi, bu İsveç için bir skandal değil mi? biz koruyamıyoruz. Çünkü Başımıza zek... iş açıyor alın siz bari. Ya çünkü şimdi çok Kullan. detaya girmek istemiyorum hmm. ama geçmişte yani bu sürecin başlarında bunun örnekleri olmuş. Tamam. Bu kadarını söylüyorum, geçiyorum. Hmm. Şimdi ve nihayetinde biz hızlıca çok kısa bir süre içerisinde bunlar çok ani gelişti dediğim gibi biz artık ya umudumuzu kaybetmiştik. Belki bir sene sonraya sarkacak. Hmm. Çünkü sezon ortasında onay gelirse o, o zaman sefer git... benim pasaport sürem Hem yani. Reyhan'ın pasaport <laughs> süresi dolu hem de çocukların okulu yarım kalmasın diye yine biz okul sezonunun bitmesini bekleyeceğiz. bir sonraki Haziran'ı bekleyeceğiz. Okul sezonu çok burada e, naif minnoş kalıyor. Yo, Gerçekten mi... pasaport sürem doluyordu. O da var ama Hı -hı. bu da var. Hı -hı. Nihayetinde bizim bir sene sonraya daha bekleme ihtimalimiz varken Amerika elçiliğinin bunu verme e, kararı alması... Kısa süre sonrasında bizi hemen mülakata çağırması ve hemen peşinden size özel belge hazırlanıyor. Biletinizi alın demesiyle beraber bizim için süreç hızlandı. Hı -hı. Ve dedikleri gibi elimize pasaportlar ulaştı, vizeler ulaştı. Ve biz kaç günde? 20-25 gün içerisinde her şeyi yapmak zorundaydık. Hı -hı. Her şey derken işte satılacak geldim. eşyalar, gönderilecek eşyalar, Çayacak. dağıtılacak eşyalar veya benzer durumlar. Bir sürü şey olur. Herkes bir sokaktan, yan sokağa taşınırken bile taşınma zaten külfetli bir iştir. Bir de sen şimdi burada ülke değiştiriyorsun, yasal süreç değiştiriyorsun, çocukların okulunu değiştiriyorsun. Tabii ki daha fazladır. Ama her şey olması gerektiği gibi işliyor. Yani daha çok yoruluyorsundur. Evet. Duygusal olarak daha çok zorlanıyorsundur. Evet. Ama yine de ona da razıydık. İşte artık daha zorunu istemeyeceğim, challenge istemeyeceğim dememe sebep bir şey oldu yine. Yani normal normal e, o programı takip edemedik biz. Tam gelmeden, uçağa binmeden bir gün önce yine bir şey oldu. Ne oldu? Oraya girelim mi? Kaç dakika olmuş? Bayağı uzun bir süre olmuş. O zaman onu, onu da bir da sonraki ya yayına attım. bırakalım ama şu kadarını söyleyeyim. Biz bütün işlemleri yaptık. Hı hı. Ben söyleyebilir miyim? Böyle şey arkası yarın tadında olacak ama çünkü Ahmet araba sürüyordu. Elçilikten bir görevli aradı, dedi ki, yarın sizin uçuşunuz var mı? Ben Amerikan elçiliğinden arıyorum. Ben de onun eşiyim, araba kullanıyor. Buyurun dediğimde, evet uçuşum var dedi hatta orada işte telefon sesini dışarı vererekten. Hayır uçuşunuz yok. Uçuşunuz e, izin verilmiyor ve vizeniz reddedildi. Geri çekildi. Ne zaman oluyor bu? Ertesi gün saat sabah köründe uçuşumuz var. Evet ve o gün akşam mesai bitmek üzere. Evet. Beşe doğru geliyor. Artık biz her şeyi bitirmişiz. Hı hı. Ertesi sabahta uçacağız. Yani 24 saatten az bir süre var. Hı hı ve bize deniyor ki Amerika elçiliğinden bir yetkili arıyor diyor ki yarın uçamayacaksınız gidemiyorsunuz izin yok vizeniz iptal edildi. Evet. Ayrıntılar haftaya Burada bitirelim. Zaman. Haftaya evet. buradan devam edelim Neyse o zaman. Neyse ki ben şeyi çok önemserim. Bazen esas ya oğlum da bir kitap tavsiye ettim veya bir film böyle ortasındayken ay sonu mutlu mu? Ay sonu mutlu mu diyor? Çünkü yani ona göre izleyeceğim yani bu da bir hayat. Stres, stres nereye kadar? Buradayız, Amerika'dayız çok şükür. Amerika'da olduğumuza göre sıkıntılı oldu ama sonuç güzel oldu. Evet biraz film tadında bir şeyler yaşadık kolay olmadı evet. ee, ve onu da önümüzdeki programda paylaşalım. Çok güzel insanlarla tanışıyoruz çok güzel insanlarla beraberdik etrafımızdaki iyi insanların duası. Ee, ...sevdiklerimizin, büyüklerimizin doğası diyebiliriz, küçüklerin doğası diyebiliriz, ee, iyi enerjileri diyebiliriz. Bizimle beraber olduğuna inanıyorum. Ve Sadece... ben onların hepsine şunu söyledim. Evra'yı Kurtarmak filmindeki gibi, Evra'yı Kurtardıkları gibi Ahmet'i de, Ahmet Dönmez'i çekip aldınız oradan diye söyledim. Uğurlayanlar da aynı o şekilde bir yandan e, gitme derken kollarımı açaydım ve gitme diyeydim gibi. Ama bir yandan da arkasına su dökerek su gibi git gel diye uğurladılar. Çok e, o anlamda huzurlu hissediyorum geldikten sonra özellikle. Ya ben burada şunu söylemek isterim. Hani dedin ya dualarını hissediyoruz. Evet sonsuz hissediyoruz. Sadece dualar değil. Bu süreçte özellikle Amerika'ya gelmemiz için yapılanları tekrar düşündüğümde Hakikaten yani benim kahramanlarım olarak nitelendirdiğim bazı insanlar var İzin almadığım için isim Kesinlikle. zikretmeyeceğim. O kadar özverili bir şekilde hani kardeşin kardeşe yapmayacağı derler ya hmm. öyle yani babanın evlada belki yapacağı nispette fedakarlık yaparak olayı çok disiplinli bir şekilde sabırlı bir şekilde takip ettiler hiç vazgeçmeden ve beni de sürekli cesaretlendirerek hem o süreçteki katkıları hem de geldikten sonra bizi burada sarmalamaları, kucaklamaları, sahip çıkmaları mesela şu an içinde bulunduğumuz ev biz burada misafiriz. Hı hı. Bu evin mutfağından bu hafta sesleniyoruz. Bu evin sahipleri veya buraya gelmemizi sağlayan dediğim gibi bize sahip çıkan ve şu an her şeyimizle ilgilenen çok çok kıymetli, çok değerli insanlar var. Hı hı. Bu sürecin en büyük kazanımlarından birisi oldu. Belki çok şeyler kaybedildi. Çok şeyler geride bırakıldı. Çok şeyler tüketildi. Dostluklar, güven ilişkileri tüketildi belki, arkadaşlıklar. Her şey yeniden karıldı, yeniden onarılmaya çalışılıyor. Evet ama bir taraftan da bu süreçte çok değerli insanlar tanıdık. Çok kıymetli insanlar tanıdık. Onlardan birkaçıyla beraberiz burada. Bu anlattığımız iki yıllık hikayenin en büyük kahramanları onlar. Bir kere daha teşekkür ediyorum. Sana bırakmadan Bir teşekkür de. Hiç beklemiyordum bu kadarını. Geçen haftaki videoyu yayınladıktan sonra İsveç'e veda videosunu yayınladıktan sonra hakikaten beni çok duygulandıracak derecede etkileyecek oranda çok fazla güzel dualar, temenniler, mesajlar aldım. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli o yorumlar. Ben de ekranın karşısında senin ulaşabildiğini gördüm. Şimdi Ahmet benim için Ahmet yani <laughs> hayat arkadaşım ama Ahmet'in e, diğer insanların yüzünden okuduğum Ahmetle çok gurur duyuyorum, onur duyuyorum hatta onlar için sen Ahmet dönmezsin. Böyle onu görünce çok mutlu oluyorum. Evet yorumlarda da sana zaman zaman böyle kızılıyor çünkü onlar için çok ağır bir hakikati göstermek zorunda kaldın. Ama ona rağmen mesela bir tane vardı özellikle size çok kötü yorumlar yaptım. Evet ama yani şu an çok hüzünlendim diyor. Ama diyor bu senin şahsına değildi diyor. Yani ben aslında senin arkasında olduğun işte o zümre kurulmuş neyse ona söylüyorum. Ama senin hani böyle acılar yaşamanı da istemezdim. Çünkü azıcık Nasrettin Hoca gibi yani illa böyle damdan düşmeniz, illa aynısını yaşamanıza gerek yok. Bazıları yürekten bunu anlayabiliyor. İstanbul'daki de anlıyor. Ne bileyim çok uzaktaki de anlıyor. Hiç bu olaylarla ilgisi yok. O gün izlerken bile ekrandan geçmiş ona mesela öyle yazıyor. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu insanın birbirini anlamasındaki o çaba çok kıymetli. Evet. E, şun... Teşekkür ediyorum ben de. Teşekkür ederken belki haftaya bunu bir kere daha söyleyebilirdim ama unuturum diye. Burada niye ayrıldığımızın iyi anlaşılıp anlaşılmadığı noktasında bir iki cümle özellikle vurgulayarak geçmek istiyorum, kapatmak istiyorum. Ben sana şuraya yardımcı olayım Zaten şartlar kötü olmasa, İsveç havasını belki şey yapabilirsin seni. Hani... Ya yaşayamıyorum diyebilirsiniz ama vatandaş olmadan çıkılacak bir ülke değil. Değil. Hele de çocuklarımız İsveç'i çok seviyor. Seviyorken, ki. evet. Biz de birçok yönünü, birçok şeyini sevdik. Hı hı. Hala daha böyle hani içimizi sızlatan burkan tarafları var. Ve evet. hiçbir zaman eksilmeyecek. Ve orada Buraya gelince bize sordular mesela sevdiğiniz birileri arkanızda kaldı mı diye. Onu çok sevdiğimiz arkadaşlarımız var bizim. Çok ciddi bir daha öyle edinemeyeceğimiz dostlarımız var bizim orada. Evet. Kurulu bir düzenimiz var aslında. Onu bırakıyorsun ve artık yaşımız kaç, tekrar bir meydan okuyarak yola çıkıyorsun. Yani bunu kimse durduk yere yapmaz. Ya bir kariyeri için yapar, ya üniversite okumak için yapar. Bir şeyi planlayarak evet. yapar. İşte tam onu söyleyecektim. Niye ayrıldığında ilgili olarak. Şimdi şöyle bir yol ayrımındaydım. Ya mesleği bırakacaksın, devam edeceksin. Ben öyle hissettim. Burada hala orada devam eden çok çok kıymetli gazeteci arkadaşlar var. Onlar hala mesleklerini sürdürmeye devam ediyorlar. Umarım bu anlattıklarımız, bu yaşadıklarımız, benim yaşadıklarım bir şeylere olumlu manada vesile olur. Çünkü İsveç medyası da çok ilgi gösteriyor. Bir e, röportaj çıktı. Bundan sonra iki röportaj daha çıkacak. Benim bir yazım daha yayınlanacak İsveç'te bir gazetede. Şimdi bu tabii ki tartışılacak. Ve umarım buradan dersler alınır. Ve artık gazeteciler için orası çok daha güvenli olur. Mesela Can Dündar olayını anlatmadık. Belki de onu da anlatmamız lazımdı. Haftaya hmm. bence bunu paylaşalım. Can Dündar'ın İsveç'e gelişi. Çekeceği o belgesel için benimle yaptığı bir röportaj vardı. Belki bazılarınız izlemiştir onu. Evet. Alman ZDF kanalında yayınlandı. Orada şahit olduklarımızı mutlaka paylaşmamız gerekiyor. Evet. Yani gazetecilerin korunması, güvenliği nasıl sağlanıyor? Alman örneği ve İsveç örneği kıyaslaması yaptığınızda bizdeki kırılmalardan bir tanesi de olmuştu mesela. Şimdi bunları paylaşınca biraz daha yerli yerine oturacak. Mesleği yapmaya devam edip etmeme. Bir taraf size gel diyor ben seni önemsiyorum. Sen iyi bir gazetecisin, yazarsın diyor. Ve benim ülkeme gel, mesleğini burada sürdür. Benim demokrasime, benim kültürüme, değerlerime katkıda bulun diyor. Bu işin Türkçesi bu. Ben sana bunun için süresiz oturumda veriyorum, green card da veriyorum. Hatta pasaportun mu yok, siyahat belgen mi yok, uçamıyor musun? Al onu da veriyorum, gel diyor. Özel bir uçuş belgesiyle seni uçuruyor. Hı hı. Diğer taraf 8 yılını geçirdiğim, çok değer verdiğim, kendi Dergisi. ülkemden sonra. Vergi verdi. Evet, Türkiye'den sonra belki de en çok sevdiğim ülke e, İsveç vergi verdiğim dediğin gibi kendi yanımda kavrulduğum artık alıştığım bir düzen kurduğum ülkede mesleğimi sürdüremiyorum. Hem güvenlik açısından sana güven vermiyor, güvenliğini temin etmiyor. Hem de size bir oturum dahi vermiyor. Niye? Ya senin bu gazeteciliğin para etmez dercesine adeta. Senin gazeteciliğin bana sorun çıkarıyor. Evet. Ya bir onların... tek gazeteciler kaldı zaten. Onun dışında hemen herkes süresiz oturumunu aldı, vatandaşlığını aldı. Ama freelance gazetecilik ya yap veya alıyor o süreç devam ediyor. Ama bizimle beraber en eskilerden gelip de gazeteci olmayıp süresiz oturum almayan çok nadir bir iki istisna vardır. Onun için hemen herkes aldı. Bizden çok sonralara gelip de süreli oturum alan ya da vatandaş olanlar oldu. Belki, biz gazeteciler kaldık. Evet. Özellikle freelance. ya çünkü aynı gerekçeyle genellikle reddediliyoruz. E Bu şu demek seni seni zorluyor bir şeye zorluyor mesleği bırakmaya gazeteciliği bırakmaya. Gir orada özür dilerim senin söyleyeceğim bir şey vardı ama şunu da söyleyeyim bırakayım sana. Genellikle zaten bizleri hizmet sektörüne yönlendiriyor sistem bir şekilde. Hı hı. Öğretmen olanlar hariç, değil mi? Yani evde bakım hizmetleri, yaşlı hizmetleri veya işte yemek dağıtımı, temizlikçilik, yardımcı öğretmenlik, güvenlik gibi hı hı. bu tür alanlara yönlendiriyor. Taksici Taksicilik. Gibi. gibi evet, şoförlük. Şimdi bunlardan birini yap. Bunu tabii ki küçümsemiyorum. Yani yap ya, ya, keşke hatta diyorum ki baştan keşke bu sürece girseydim. Hatta bir videoda demiştim ya. Yanlış hatırlamıyorsam "Konuşturmuyorsunuz" videosundaydı. Hı. Yani biz bu süreçte konuşacağız, yazacağız diye bir derdimiz var, söyleyeceğimiz sözümüz var, insanlara anlatacaklarımız var, öğrendiklerimizi paylaşalım dedik ve bu kendimizi güya mesleki olarak bir şeye soyunduk. E, karşılığında ne maddi ne manevi bir şey göremedik. E, oturum bile alamadım. Ben dedim ki iki ay sonraam yok benim. Evet. Ve ben İsveç'ten sıfır otur, yani geldiğim gibi ayrıldım derken onu kastediyoruz. Hiç oturumum olmadan. Herhangi bir seyahat belgem olmadan pasaportum olmadan ayrıldım. Geldiğim gibi ayrıldım. Hala bana oturum verilmemişti. Evet, bu Arafta çıktım Belki yani. senin bu işte basına da yansıdı ya bir de etkisi de olacaktır daha da oluyor şu anda da. Diğer gazeteci arkadaşlarına pozitif bir Umarım. İnşallah katır. buna vesile olur. Bu da bana yeter. Hı hı. Güzel. O zaman öyle dedikten sonra da bayağı bir konuşmuş olduk. Evet. Haftaya, evet. Görüşmek ha haftaya paylaşacağımız ha noktalar var. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.